YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lahana sarması yapacağız. Ama en pratik haliyle yapacağız. Şimdi sizlere gösteriyorum ekranda. Sizler de lahanayı bu şekilde keserek çok güzel ve çok kolaylıkla lahana sarmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum hepimiz çoğu zaman lahananın kesimi ve sarması yüzünden vazgeçebiliyoruz lahana sarması yapmaktan. Ama bu taktikle gerçekten işiniz çok 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 kolaylaşacak. Şimdi bakın, bu şekilde kestiğinizde lahanaların yaprakları hepsi kat kat ayrılmış olacak. Bir tane daha kenarından kesiyorum. Şimdi çevirip ön kısmını da keseceğim. Bakın, bu şekilde kesimi yaptığınızda lahanaya kolaylıkla haşlayabilirsiniz ve kolaylıkla sarabilirsiniz. Şöyle alıp hemen göstereyim sizlere. Kat kat, yaprak yaprak, kare bir şekilde ayrıldı lahana yapraklarımız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, lahana alırken böyle sarmalık lahanayı nasıl ayırt edebilirim diye merak ediyorsanız size bir ipucu vereyim. Belki bilenler vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız için söylemek istiyorum. Lahananın orta kısmından hafif böyle elinizle bastırdığınızda böyle içe doğru çöküyorsa, yani yumuşaksa, bu tam bir sarmalık lahana demektir. Ben de bu şekilde seçerek aldım gerçekten de ve gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Tam sarmalık, hepsi yaprak yaprak. Şimdi lahanaları haşlamaya geldi sıra. Kaynayan suyun içerisine şöyle üçerli dörderli olarak atacağım lahanaları. Bu şekilde yaptığınızda hem lahana sarmaktan keyif alacaksınız hem de lahana sarması yapmaktan vazgeçmeyeceksiniz arkadaşlar. Hemen hemen hepimiz sıkıntı yaşarız. Lahana nasıl kesilir veya lahana nasıl sarılır? Biraz zor bir işlem gibi geliyor çoğu kişiye. Ama bu yöntemle yapıldığında sizler de göreceksiniz ki aslında çok kolay. Şöyle hafif üzerlerine bastırıyorum ki sıcak su tüm yaprakların üzerine gelsin diye. Çok fazla tutmayacağım kaynar suyun içerisinde. 1-2 dakika kadar falan tutacağım. Yumuşaması yeterli benim için. Çok haşladığımızda da yapraklar sararken yırtılma olur, parçalanır. Bu da iyi olmaz. Şimdi haşlanan yaprakları direkt soğuk suyun içerisine alıyorum. Yani şoklama yapıyorum arkadaşlar. Tüm lahanayı bu şekilde haşlayarak bitireceğim. Soğuk suyun içerisinde de böyle soğuduktan sonra bir süzgecin içerisine alıp suyunu süzmesini bekleyeceğim. Bu arada biz de iç harcımızı hazırlayalım. Öncelikle tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını aldım ve burada da 100-150 gram kadar kıyma var. Hafif kıymanın böyle rengi dönene kadar çevireceğim yağda. Ben iç harcını bu şekilde hazırlıyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem lahanaların suyu süzülürken bu arada biz de iç harcımızı hazırlamış olalım. Bir adet soğanı da içerisine alıyorum kıymanın. Birkaç dakikada soğan ile kavuracağım. Soğan da kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası kullandım ben. Biber salçanız yoksa sadece domates salçası da kullanabilirsiniz tabii ki. Salçanın da kokusu çıkana dek şöyle eze eze karıştırıyorum, kavuruyorum arkadaşlar.
Yemeklerde biliyorsunuz ki salçanın o ekşimsi, o domatesli kokusu gelmemesi için kavurmak gerekiyor ilk başta. Burada da baharat ve tuz ekledim. Ve yine 2-3 diş doğramış olduğum sarımsağı da ekliyorum. Baharat seçimi tamamen size ait. Ben toz, kırmızı biber, karabiber vesaire. Bir de 7 türlü baharat dediğim bir baharat var. Tüm aktarcılarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. O baharat da çok güzel lezzet veriyor. Ve burada 2 su bardağı yıkamış olduğum pirincim var. Ben 2 su bardağı olarak kullandım. Çünkü nasıl anlatabilirim? Saracağım lahanaya göre ben öyle ayarladım. Ama şimdi bu ölçüye göre iç hazırlayıp lahananız büyükse yetmeyebilir veya küçükse az gelebilir. Bu yüzden bunun tam garantisini veremem. Siz aldığınız, kullanacağınız lahanaya göre tabii ki ayarlarsınız. Şimdi üzerine geçecek kadar da kaynar suyu ekliyorum. Şimdi altını kıstım arkadaşlar. Güzelce karıştıracağım. Ondan sonra pirinçlerin hafif yumuşaması için, böyle suyun çekmesi için pilavı dinlenmeye bırakacağım. Lahanamızın pilavını. Şimdi kapağını kapattım. Kısık ateşte ve hafif pişmesini bekledim. Bakın suyunu bayağı çekmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 5-10 dakikada bu şekilde dinlendirdim. Bu arada ben de tencerelerin dibine böyle lahananın böyle en sert kısımlarından ve gözden çıkarmış olduğum kısımlarını tencerenin dibine seriyorum. Her tarafına boşluk kalmayacak şekilde serelim. Bunu mutlaka yapalım. Şimdi sarma işlemimize geçebiliriz artık arkadaşlar. Kenar kısımlarını kapatmayacağım. Böyle yaprak sarmasını sardığımız gibi hiç gerek yok. Şu şekilde sarabilirsiniz kolaylıkla. Kesinlikle açılır mı, içerisinden dökülür mü falan gibi bir endişeniz olmasın. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Evet, kenarını kapatmadan bu şekilde kolaylıkla sarıyoruz. Bakın hiçbir zorluk yok. Şimdi burayı biraz hızlandırdım. Sıkılmamanız açısından. Biraz da yine uzun tuttum ki ne kadar kolay sardığımı görün diye. Sizler de lahanayı bu şekilde keserek, bu şekilde haşlayarak kolaylıkla sarabilirsiniz arkadaşlar. Artık gözünüzün korkmasına gerek yok. Sarıp bitirdiğim lahanaları tencereye güzelce dizdim. Üzerine böyle biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Sonra da salçalı su ekleyeceğim. Ben böyle bol salçalı seviyorum. Tabi bu tercihe kalmış, salçalı veya normal zeytinyağlı da yapabilirsiniz ama lahana sarması salçayla daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Bir yemek kaşığı salçaya böyle sıcak su ekleyip salçayı açıyorum. Üzerine başka hiçbir şey koymuyorum. Yağ ve salçalı su. Su mutlaka sıcak olsun. Şimdi üzerine geçecek kadar suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Kalan salçayı da açıp döküyorum. Birazcık üzerine tuz da serpiyorum. Şimdi üzerine bir tatlı tabağı kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde üzerinde kapattım. Su kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp ağzını da kapatıp yavaş yavaş pişireceğim. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmiyoruz. Mutlaka kısık ateşte pişirelim. Bakın suyun çoğunu çekti. Hala da kaynıyor. Şimdi altını kapattım. Üzerindeki tabağı alacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Sarma piştikten sonra dinlenince böyle 1-2 saat lezzeti daha güzel oluyor.
bütün suyuyla, her şeyiyle özleşmiş oluyor arkadaşlar. Sizin de vaktiniz varsa pişirdikten sonra mutlaka en az 1 saat dinlendirin derim. Bakın hiçbir dağılma olmadı. Gayet güzel bir şekilde lahanamızı sardık ve artık afiyetle tüketebiliriz. Sizler de bu şekilde kolaylıkla, pratik bir şekilde lahanalarınızı kesebilir, sarmalar yapabilirsiniz. Kesinlikle lezzetinden vazgeçmeyin diyorum. Zor olduğunu düşünerek bu şekilde çok kolay. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.